Değişik bir video formatıyla karşınızdayım. Bu videomuzda Zamandan Günümüze adlı yeni bir format üretmeye çalışıyoruz. Çok değerli bir isimle yan yanayım. Sinan Oğan'la birlikteyiz. Cumhurbaşkanı adayımız. Başkanım, öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Bize randevu verdiğiniz için, bizi burada ağırladığınız için. Hemen başlayalım isterseniz. Sinan Oğan kimdir? Sizi tanımayanlar için kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle ayağınıza sağlık. Var olun, geldiniz. YouTube'da ilgiyle izlediğim bir kanalsınız. Çok teşekkür ederim. Çok değişik bir formatla filmlerin, dizilerin çekildiği yerlere gidiyorsunuz. Orada insanların merak ettiği şeyleri buluyorsunuz, cevaplıyorsunuz. Kah 90'lardasınız, kah 80'lerdesiniz, kah 70'lerde. Ve benim de yetiştiğim dönemler, benim de dünyaya geldiğim, yetiştiğim dönemlerle ilgili güzel şeyler çekiyorsunuz. Ben bazen radyoda Nostalji diye bir kanal var. Onu dinliyorum. İşte çocuklarım, ya baba ya ne dinliyorsun falan diyorlar. Diyorum ki bunlar benim dönemlerim. 90'lı yılların, 80'li evet. yılların müziklerini hep çalıyorlar. O yüzden de sizin kanalınız benim için son derece iyi oldu. Bir özlemi gideriyorsunuz. Hem de o dönemle ilgili yeni nesle, bugüne bir takım şeyleri aktarıyorsunuz. O yüzden tebrik ediyorum size. Çok teşekkür ederim başkanım. Evet, konumuza gelelim. Evet, Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan Iğdır'da dünyaya gelmiş. Çiftçi bir ailenin en küçük çocuğudur. 8 kardeş bir evde büyümüş. Çocukluğunda çobanlık yapmış, çocukluğunda çiftçilik yapmış, çocukluğunda kendimize ait bir markette çalışmış. Mısır üretmiş, onu haşlamış, götürmüş yazlık sinemaların önünde. Şimdi kalmadı onlar. Evet. Yazlık sinemalar vardı eskiden. Önceki dönemin çok iyi bileceği. Yazlık sinemaların önünde soğuk su satmış. Bizim orada soğuk su da yazın çok şeydir, revaçtaydı. Mısır haşlayıp mısır satmış. Veyahut da işte ayakkabı boyacılığı yapmış, kaz çobanlığı yapmış, inek çobanlığı yapmış. Çocukluğunu her Anadolu çocuğu gibi çalışarak ve okuyarak geçirmiş. Yine o dönemde boksa başlamış ve severek de devam ettirmiş. Üniversiteyi okumak için ilk defa Iğdır dışına çıkmış. Yani büyük şehri, denizi ve aslında dünyayı ben üniversiteyi kazanınca ve üniversiteye başlayınca gördüm. Ondan önce görmemiştim. Yani Iğdır serhat şehridir. Iğdır merkezden oldukça uzaktır ve imkanları da kısıtlıdır. Biz orada Serhat'ın bekçileriyiz adeta. Orada Iğdır Türkiye'nin 3 tane farklı ülkeye komşusu olan tek ilidir. Hatta dünyanın da sayılı illerindendir. Ve orada Aras Nehri'nin kıyısında çocukluğunda oturmuş ve Türk dünyası hasretiyle Aras'ın karşı kıyısındaki kardeşlerimizin Azerbaycan Türklerinden tutunuz da ta Sibirya'daki kardeşlerimize kadar, Kırım Tatarlarından Uygur, Doğu Türkistan Türklerine kadar onların hasretiyle büyümüş bir insan, bir kardeşiniz, bir siyasetçi. Üniversitede işletme okumuş. Daha sonra hukuk, mali hukuk ve bankacılık alanlarında yüksek lisans yapmış. Ardından ekonomi ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkileri alanında doktora yapmış. Yurt dışında dekan yardımcılığı ve öğretim görevlisi görevlerinde bulunmuş. Yurt dışında TİKA temsilciliği yapmış. Marmara Üniversitesi'nde Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'ne asistan olarak girmiş ve akademik çalışmalar yapmış. Kapadokya Üniversitesi'nin kuruluş aşamasında üniversitenin dış ilişkilerine bakmış ve yöneticiliğini yapmış Kapadokya bölgesinde. ASAM'da Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde Rusya, Ukrayna ve Kafkasya Masaları Başkanlığı yapmış. 10 yıl Azerbaycan'da yaşamış. TürkSAM'ı 2004'te kurmuş ve bugün hala başkanlığını yürüten. TürkSAM'ı Türkiye'nin kıt imkanlarla en büyük strateji merkezlerinden birisi haline getiren ki bugün de sizi TürkSAM merkezinde ağırlıyoruz. Birisi. 2011'de siyasete girmiş. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilliği yapmış bir dönem ve birçok yılın milletvekili, başarılı milletvekili ödülüne layık görülmüş. Ömrünü Türk dünyasına adamış. Türk dünyasıyla iç içe yaşamış. Türk dünyasıyla yoğrulmuş, kavrulmuş bir siyasetçi. Yani başka detaylar da var ama evet. İzleyicilerimizi de kendi yani, hayatımızı anlatarak sıkmadan. Aslında çünkü daha dolu dolu bir hayatımız var. Estağfurullah. Ha, bu arada birçok kitabı, makalesi evet. ve birçok konferansın katılımcısı, birçok televizyon programlarının tartışmacısı gibi birçok faaliyeti olan iş anlamında birisi Sinan Oğan. Çok teşekkür ederiz başkanım. Ve bugün de Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağım diye de bağımsız cumhurbaşkanı adaylığına talip olmuş birisi. Hayırlı olsun inşallah. İnşallah. Başkanım, ben 90'lar çocuğuyum. Sizin dönemlerinizde Yeşilçam filmleri daha popüler
haldeydi. Kesinlikle. Yeşilçam filmlerinden en çok sevdiğiniz film hangisidir? Veya film birkaç tane film sayabilir misiniz? Tabii ki. Ben bununla ilgili bir anımı da anlatmak istiyorum. Abim benim rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Geçmişinize rahmet. Iğdır'da ilk defa bu video falan yeni çıkmıştı. Bir tane böyle bir yer açmıştı ve video getirmiş ve eski Yeşilçam filmlerini, yani sizin bugün yaptığınızın daha başka bir versiyonunu yapıyordu iş olarak. O zamanlardan böyle çok izlediğim, çok sevdiğim birçok Yeşilçam filmi vardı ve o zamanlarda Yeşilçam filmleri inanılmaz tutuluyordu. Yani evet. Hollywood daha bu kadar içimize girmemişti. Amerikan kültür emperyalizmine bu kadar daha maruz kalmamışken. Mesela Cüneyt Arkın'ın Güneş Ne Zaman Doğacak filmi 1977. Evet. Oya Aydoğan'la birlikte çektiği ve esir Türkleri konu alan 146 tane Azerbaycan Türkü'nün Sovyetler Birliği ile Hitler Almanya'sı arasındaki o sıkışmışlığını, Stalin'le Adolf Hitler'in arasında kalmışlığını, onların özgürlük mücadelesini anlatan ki sizin de yakından bildiğiniz bir film. Mesela en çok sevdiğim, benim de çok sevdiğim konulu temalı filmlerdendir. Tabii doğal olarak Kemal Sunal'ın filmleri, hepimizin tabii çocukluğunun filmleri. Hatta geçenlerde tesadüfen bir önüme çıktı. Şeyler vardı, bir grup vardı eski filmlerin üzerine bugünkü siyasetçilerin şöyle kafalarını koyup kafalar mıydı? Neydi? Öyle bir grup vardı. Evet. Geçenlerde hatta birbirini daha izledim. Benim de birkaç tane böyle çekmişlerdi MHP Genel Başkan adayıyken ve sonrasında. O yüzden Yeşilçam filmleriyle böyle hep içli dışlıyız. Evet. Peki en sevdiğiniz oyuncular kimlerdi? Tabii ki rahmetle anlıyorum. Cüneyt Arkın. Yine rahmetle anlıyorum. Kemal Sunal. Yani o dönemde aslında sevilmeyen oyuncu yoktu ya. Şimdiki gibi de kolay tüketilmiyordu. Yani şimdi işte filmlere çekilen filmlere bakıyoruz. Bir parlıyor. Herkes o ölüyor onun için. Sonra iki sene sonra adam yok olup gidiyor. Ya da kadın yok olup gidiyor. Yani eskiden bir çıkan sanatçı böyle yıllarca eskimeden, unutulmadan gündemde kalırdı, dinlenirdi, izlenirdi. Ama bugün çok her şeyi hızlı tükettiğimiz gibi, yani bir topluma bir fast food kültürü hakim oldu ya, o fast food kültürü Yeşilçam filmlerinden sonra bugünkü sanatçılara da geçerli, bugünkü şeyde bile geçerli. Yani YouTube mesela televizyonları tahtından indirdi. Yani öyle kanallar var ki, sizin kanal da öyle. Yani birçok şeyden daha çok izleniyor. Birçok televizyon kanalından daha çok izleniyor. Evet. Onun için o dönemin sanatçılarının neredeyse tamamı hepimizi kendisilerini sevdirmişti. Yani hepimizi seviyorduk hepsini. Kesinlikle onları. Öyle. Evet, yani en böyle gaddar rollerde oynayan işte Erol Taş rahmetli. O bile, yani o bile herkesi kendisine hayran bırakmıştır. Hala büyük bir rahmetle, özlemle anlıyoruz kendisini. Evet. Mekan cennet olsun diyoruz. 80'ler ve 90'lar sizin için ne demekti? Bu konuda yani daha samimi diyeceğim, bugüne şey olacak. Yani bugüne biraz haksızlık mı etmiş olacağı bilmiyorum ama o dönemde her şey sanki daha samimiydi. Komşuluk daha böyle, ilişkileri olsun. İşte ona geleceğim. Evet. Daha böyle insanlar iç içeydi. Bencillik daha azdı. Daha kolektif bir toplumsal yaşam vardı. Ama bunu diyorum ama sonra geçenlerde bir yazı okudum. Aristo gençlerden şikayet ediyor. Düşünün. Ya bugünün gençleri diyor. Ne kadar saygısız diyor. Hiç büyük küçük nedir bilmezler diyor. Yine ondan 400 sene sonra başka bir düşünürün yine gençlerden şikayet eden bir yazısını okumuştum. Demek ki yani her dönem bir sonraki nesli böyle daha şey görüyor. Muhtemelen yani bugünkü artık gençlerimiz, yeni kuşaklar birkaç sene sonra kendilerinden sonra gelen nesil için aynı şeyi diyecekler gibi gözüküyor. 80'ler, 90'lar o anlamda bana göre teknolojinin daha az eseriydik. Özlem vardı başkanım. Şeyi de çok seviyorum ben. Ya akrabalık ilişkileri o zaman çok daha iyiydi. Evet. Yani şimdi bazen karikatürler olur ya 80'leri, 90'ları, 2000'leri ve bugünleri kıyaslayan. Televizyonlar mesela daha büyüktü, tüplü televizyonlardı. İnsanlar daha zayıftı. Evet. Şimdi bunu söylerken herkes hatırlayacaktır o karikatürleri. Bugün televizyonlar inceldi, gençler, çocuklar obezleşti, şişmanlaştı gibi. O dönemde tabii teknolojinin bu kadar şeyi değildik. Yani şu an mesela bazen telefon çekmediği zaman bir saat, iki saat internetin olmadığı bir yere gittiğiniz zaman ben çok sık seyahat ediyorum yurt dışına vesaire. Bazen internet olmayabiliyor. İnsan kendini boşlukta hissediyor. Evet. Yani o kadar bağımlıyız ki farkında olmadan. O elimizden alındığında ancak, ona sahip olmadığımızda ancak diyoruz ki yani biz boşluktayız gibi bir algı ortaya çıkıyor.
Tabii teknolojiye gerek var. Yani bu teknolojiyi reddettiğimiz kesinlikle, anlamına evet. gelmesin. Ama 80'ler 90'larda da ne bileyim o ahizeli telefonlar, telefon etmek için işte jeton alıp o sokaktaki kulübelerde kuyruğa girmişliğim çok vardır. Hatta öğrenciyken yurdun yanında bir tane şeyin bozulduğunu arkadaşlar bize söylemişti. Kulübenin evet. PTT'ye bayağı bir zararımız olmuştu o zaman. Bütün öğrenciler kuyruğa girmiş. Orada böyle belli bir saat tutuyorduk. 10 dakika herkes bütün akrabalarını aramıştı. Mektuplar vardı başkanım artık. Evet. Şimdi tek bir mesajla toklu mesaj olarak bayram mesajlarıyla. Ve benim mektup dediniz de ben mesela Sovyetler Birliği dağılmadan 1988 yılında Kiril harflerini öğrenip Azerbaycan'da bir gazeteye mektup yazmış birisiyim. Sonra bana oradan yüzlerce mektup geldi. Gazete yayınladı. Ben işte bir Türk genciyim. Azerbaycan'daki yaşıtlarımla mektup arkadaşı olmak istiyorum diye yazmıştım. Üniversitede öğrenciyken o kadar çok mektup geldi ki bana. Mektup geliyor, böyle paketler geliyor, baklava geliyor. Azerbaycanların en çok sevdiği şey hediye baklavadır. Baklava gönderirler böyle. Oradan gönderirlerdi. Kitaplar gönderiyorlar işte Kiril harfleriyle falan. Bir gün İstanbul'da siyasi polis evimizi bastı. Sen ne ayaksın dediler. Ya sana Sovyetler Birliği'nden her gün Rusça bir sürü kitap geliyor. Ya Rusça değil bunlar. Azerbaycan Türkçesinde ama alfabe Kiril dedim. Evet. Sonra izah edince yani böyle bir mektup arkadaşlığımız var falan. Ondan sonra ha tamam deyip gitmişlerdi. Çok güzel başkanım. Başkanım 90'lar siyasetiyle günümüz siyasetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Günümüz siyasetinin kutuplaştırıcı, 90'lar siyasetinin daha seviyeli. Günümüz siyasetinin daha böyle oportunist, daha çıkarcı. Günümüz siyasetçilerinin daha çapsız, daha seviyesiz. 90'lar siyasetçilerinin daha devlet adamı kimliğiyle daha çaplı olduklarını söyleyebilirim. Hem siyaset açısından hem siyasetçi açısından bugün dünün gerisindeyiz. 90'ların çok gerisindeyiz. O 90'lardaki devlet adamları bugün yok. 90'lardaki çaplı siyasetçiler bugün yok. Bugün en çok bağıran, sanki en çok oyu alacak gibi bir algı var. En çok kutuplaştıran, en çok ötekileştiren, en çok kucaklayan değil, en çok ötekileştiren maalesef ki toplumda itibar görüyor olmuş. O açıdan keşke zaman makinesine binsek de siyasetçiler olarak geçmiş döneme 90'lara gidip yeniden siyaseti sıfırdan başlatsak. Ben hatırlıyorum başkanım, siyasi parti liderleri bir araya gelip televizyon ekranlarında tartışıyorlardı ama günümüzde... Yani mecliste birbirlerine o kadar bağıran çağıran siyasetçiler televizyonda bir yan yana gelip evet. konuşabiliyorlardı, tartışabiliyorlardı. Bir tane moderatörün başkanlığında, moderatör onlara tamam süreniz bittiğinde susuyorlardı. Yani şu an herhangi bir moderatörün Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne geçip ona süreniz bitti efendim falan demesi mümkün değil. Öyle şekilden şekile giriyorlar ki soru sormaya çalışırken. O açıdan maalesef ki bugün dünün çok gerisindeyiz. Peki 90'larda yayınlanan siyasi skeçler vardı. Mesela buna en büyük örnek olacak o kadar. Evet. Levent. Levent Kırca. Rahmetli Levent Kırca. Evet. Günümüzde niye bu tür... Tahammül kalmadı. Siyasetçilerin böyle demokratım diye gelip diktatörleşen siyasetçilerin eleştiriye tahammülünün kalmamasından, maalesef ki demokrasiden uzaklaşıp diktatörlüğe evrilmesinden kaynaklanıyor. Yani o dönemde siyasi skeçler vardı, eleştirel programlar yapılıyordu, karikatürler çiziliyordu. Yani bütün liderlerin dansöz şeklinde çizildiği karikatürleri ben gayet iyi hatırlıyorum. Yani şu an birisinin kalkıp Cumhurbaşkanı'nı dansöz kıyafetiyle çizip onu da böyle kiosklarda satabileceğini hiç tasavvur bile edemiyorum yani. Adamı geceyle evini basarlar, sonra adamın vatan hainliği, dış güçlerin adamı, FETÖ'cü falan gibi suçlamaları da hiç saymıyorum bile. İnşallah bizim evimizde polisler basmaz başkanım. Yok ya, o kadar da değil. Şaka diyorum. Nasıl bir çocuktunuz başkanım? Neler yapardınız çocukluğunuzda? Nasıl bir mahallede büyüdünüz? Çocukken tabii her çocuk gibi hem çalışan ama aynı zamanda da ilk bulduğu fırsatta hemen bir top sahasına gidip futbol oynayan bir çocuktum. Sokak oyunlarını dolu dolu yaşadınız. Tabii, yani sokakta büyüdük. Çocukluğumuz evet. sokaklarda geçti. Şimdi gibi apartmanlarda geçmedi. Zaten bahçeli bir evimiz vardı. Bahçemizde geçiriyordum çocukluğumun çoğunu. Bahçemizde domates ekiyorduk, bir şeyler ekiyorduk. En sevdiğim şey bir parça ekmek alıp biraz tuz, biraz peynir bahçede gidip domates toplayıp yemekti. O yüzden o gün bugündür de acayip severim domatesi mesela. Ben de çok severim başkanım. Yine çok ağaçlara tırmanırdım. O yüzden iki kolum da 2-3 defa kırıldı. Çok ağaçtan düşmüşlüğüm vardır. Her şeyin daha doğal olduğu bir ortamda
bir çocuklukta büyüdüm. Maalesef ki 12 Eylül dönemine de denk geldiği için çocukluk ve evet. gençlik yıllarım biraz da kavgalarla geçti maalesef, üzülerek ifade ediyorum. Bizim işte o ortaokul daha farklı bir bölgedeydi. Her ortaokul çıkışımızda önümüz kesilirdi. Yürüyerek gidip geliyorduk okula. Her gün kavga ediyorduk mecburen. Şimdi geriye dönüp bakıyorum da hani keşke olmasaydı o günler. Ama bununla beraber başarılı bir öğrenciydim. Çok ders çalışan değil, çok ders dinleyen, böyle gece gündüz ders çalışan değil, sosyal alanda da spor yapan, sosyal alanda kendini yetiştiren, ne bileyim yani o dönemin böyle gazete küpürlerini kesip saklayan, dergi küpürlerini kesip saklayan, bahçede hatırlıyorum böyle fen derslerinde öğrendiğimiz şeylerle, derme çatma şeylerle bahçede bir takım böyle deneyler yapan, füze yapmaya çalışan öyle bir çocuktum. Çok güzel başkanım ya. Biz de deneyler yapıyorduk böyle arkadaşlarımızla. Evet. Tabii o yılların kötü yanı da o kavgalardı. Evet. Keşke olmasaydı. Evet. Peki başkanım, biraz günümüz siyasetine doğru gelsek. Hı hı. Günümüzde ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti parlamenter sistemle mi yönetilmeli? Yoksa şu kesinlikle andaki, parlamenter sistem. Şu andaki hiç başka alternatifleri saymayın bile. Tamam. mesaj alındı başkanım. Kesinlikle parlamenter sistem, çünkü tek bir kişi her şeyi bilemez. Tek bir kişinin evet. her şeyi yaptığı bir yer diktatörlüktür. Diyeceksiniz ki Amerika'da niye olmuyor? Çünkü oralarda kurumsal demokrasi var. Kurumların içi bizdeki gibi FETÖ taktikleriyle ve FETÖ işbirliğiyle boşaltılmadı. Anayasa orada kimsenin çiğnemeyi aklının ucundan bile geçireceği bir şey değil. Bizde bir defa biz çiğnesek ne olur mantığı var. Anayasa Mahkemesi bizde etki etmeyi... İnsanlar hiç yani tasavvur bile edemezler Anayasa Mahkemesi'ne etki etmek. Yani bizde Cumhurbaşkanı'nın önünde önlerini ilikleyen hakimler var, biliyoruz. Yani talimatla iş yapan hakimler, savcılar var. Onun için başkanlık sisteminin bu ülkeye bir faydası yok, zararı olduğunu da yaşayarak görüyoruz. Ki ben 2017 senesinde şunu yaptım. Türk Milliyetçileri hayır diyor diye bir kampanya yürüttük. Referandumda hayır çıksın diye çalıştık. Ve bizim çalıştığımız illerin önemli bir kısmında hayır çıktı zaten. Özellikle başkanım, illere gelince Iğdır'da çok seviliyorsunuz. Teşekkür ederim. İstanbul'daki Iğdırlılar, Sinan Oğan dediğim an böyle akan sular duruyor yani onlar için. Sağ olasınız. Gerçekten yani nerede bir Iğdırlı görsem hemen sizin konunuzu açıyorum başkanım. Sizin kulaklarınızı çınlatıyoruz. Sağ olasınız. Başkanım, peki ülkemizin en önemli 3 sorunu nedir sizce? Vallahi en önemli 3 sorununu, o kadar çok sorun var ki. En önemli 3 sorununu seçerken zorlanacağım. Çünkü evet. en önemli sorunlarından birisi adalet diyeceğim. En önemli sorunlarından birisi ekonomik çarpıklık ve ekonominin kötü olması diyeceğim. En önemli sorunlarından birisi 10 milyon sığınmacı kaçak diyeceğim. Ama bu defa diğer sorunlara haksızlık olacak. Eğitim. Mesela eğitimi nasıl bunun içine koymayayım? Yozlaşmayı nasıl bunun içine koymayayım? Ahlaki çöküntüyü nasıl bunun içine koymayayım? Terörü nasıl bunun içine koymayayım? Şimdi... terör sorunu yanı başımızda, dış politikadaki yanlışlar yüzünden bir PKK'stan kuruluyor. Bunu nasıl bunların içine koymayayım? Yani bu listeyi keşke 10 kişi yapsa, 10 maddelik liste yapsanız daha rahat ederdik de 10 maddeyi 3'e indirmek oldukça zor. Evet. Ama bu saydığım sorunların hepsi birbiriyle yarışabilecek sorunlar. Bir de ben özellikle de bir konunun altını çizmek istiyorum. Bu sene 2023, bizim TürkSam'ın esas adı 2023 Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi'dir. Bizim için 2023 çok önemliydi. Gerçi bunu şimdi AKP aldı da bu sloganı, birçok slogan aldığı gibi. Hatta Çırpınırdı Karadeniz şarkısının bile evet. Cumhurbaşkanı'na uyarlamaya çalıştı. Yani kutsal ne biliyorsak hepsine maalesef ki siyaseti bulaştırıyorlar. Burada bir konunun altını çizmek istiyorum ve çok önemsiyorum. Cumhuriyetimizin 100. senesinde siz bana soru sorduğunuzda ben memleketimizin en önemli gündem maddelerinden birisi diye söze başladığımda efendim blockchain teknolojilerinin değişik alanlara nasıl uygulanacağı, evet. işte uzay teknolojisi, şu, bu, gen teknolojisi, Türkiye'nin üretim modellerinde nereye geldiği, işte sanayideki son durum vesaire, bunları konuşamıyorum. Maalesef. Dikkat ediyor musunuz? Yani bunları Cumhuriyet'in 100. senesinde bizim aşmış olmamız lazımdı. Biz bunları aşmadığımız gibi daha da geriye gittik. Demokraside daha gerideyiz.
Düne göre bugün demokraside daha gerideyiz. Ekonomide daha gerideyiz. Efendime söyleyeyim, eğitimde daha gerideyiz. Düne göre Türkiye'nin demografik yapısı daha çok bozuldu. Düne göre bugün daha fazla sığınmacı bu ülkeye dolduruldu. Eğitim sistemimiz düne göre daha kötü. Onun için ben bugün sizinle burada memleketin geleceğini konuşmak isterdim ama maalesef ki bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılar Cumhuriyetimizin 100. senesinde hala, yani çoktan çözmüş olmamız, aşmış olmamız gereken sorunları konuşuyoruz, dikkat ederseniz. Mecliste olduğunuz dönemdeki siyasetle günümüz siyasetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o zamandan bu zamana ne gibi? O zamandan bu zamana çok zaman geçmedi. Evet. Ama yine de işte en son 2015'te meclisteydim. Evet. 2011'de girdim. Ama yine de meclis anlamında, parlamenter demokrasi anlamında o kadar geriledik ki. Yani bugün milletvekillerinin mecliste bulunup bulunmamasının hiçbir anlamı yok. Hiçbir önemi yok. Milletvekillerinin bir değeri kalmadı. Çünkü her şeyi Cumhurbaşkanı biliyor. Cumhurbaşkanının 3-4 tane danışmanı var, onlar biliyor. Yanındaki, yöresindeki ne olduğu belli olmayan, hangi vasıflar dolayısıyla oraya alındığı bilinmeyen insanlar tarafından ülke yönetiliyor, kanunlar yapılıyor. Yani güya yasama, yürütme, yargı farklı. Hayır. Yargının ne yapacağına da Cumhurbaşkanı talimat veriyor. Meclisin ne yapacağını da Cumhurbaşkanı talimatıyla yapılıyor. Kanun yapma yetkisi mecliste ama meclise o kanun Cumhurbaşkanlığından geliyor. Bunu çıkar diyor. Al bunu çıkar diyor yani. O yüzden maalesef ki bu sistem birçok alan olduğu gibi meclisi de geriletmiştir. Başkanım, peki bir Cumhurbaşkanı adayı olarak en önemli bulduğunuz projeniz hangisi? Şimdi biraz önce sorunlarımızın çokluğu gibi projelerimizin de çokluğundan bahsedeceğim. Tabii burada da bir tane... Sözünüzü kesiyorum başkanım. Mültecileri gönderecek misiniz siz de? Burada bir tane şu desem doğru olmaz. Evet, mültecileri göndermek en önemli projelerimizden birisi. Devleti daha bürokratik sıkıntılardan kurtarmak projelerimizden bir tanesi. Yani daha e-devlete geçmek gerekiyor. Yani insanlar, örneğin siz diyelim ki bir devlette bir işiniz var. Onu yapmak için önce notere gidiyorsunuz. Oradan postaneye gidiyorsunuz. Oradan tapuya gidiyorsunuz. Oradan plaka işlemi için başka bir yere gidiyorsunuz. Oradan nüfus dairesine gidiyorsunuz. Yani bunların bir kısmı hafifletildiği halde hala istenilen oranda değil. Halbuki yeni merkezler yaratıp bütün devlet dairelerinin her bir şubesinin bir yerde toplanıldığı, yani bir taraftan girdiğinizde öbür taraftan bütün işlemlerinizi aynı bina içinde çözeceğiniz bir yapıyı örneğin getireceğiz. Ankara'da diyelim bir işlem mi yapacaksın? Yani 40 tane yere gidiyorsun. Yani şehrin birisi bir ucunda, biri öbür ucunda. Tabii ekonomiye güveni sağlayacağız. Eğitimi böyle her gelenin kafasına göre değiştirmediği devlet sistemi haline getireceğiz. Bakanların sistemi değil. Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanları herkes kendi kafasına göre Türkiye'ye bir eğitim sistemi dayatıyor. Ve nesiller arasında da bütünlük yok. Yani önceki nesil de bugünkü nesil birbirinden kopuk bir eğitim sisteminde yetişmiş, evet, oluyor. Ama her şeyden önce adaleti sağlayacağız. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Gençler ilk fırsatta hemen yurt dışına kaçma demeyelim de gitmeye çalışıyorlar. Yani üzülerek söyleyeyim, tabir doğru, kaçmak. Yani, tabir doğru yani. İşte, İçimizden gelmiyor bunu demek ama evet, tabir doğru. Maalesef yani bunun önüne nasıl geçebiliriz? Gençlerle beraber geçeceğiz. Gençler bugün nefes alamıyorlar, sadece soluyorlar. Solumak nefes almak değil. Gençlere nefes alma imkanı sunacağız bu ülkede. Gençler bu ülkenin geleceğine inanacak. Bugünkü iktidarın bu ülkeye en büyük zararı, gençlerin bu ülkeye umudu olan inancını kırdı, umudunu kırdılar. Bu ülkeye olan umut ve inanç yeniden yeşertilecektir. Atatürk bu ülkeyi, Cumhuriyeti yaşlılara değil, gençlere emanet etti. Gençleri bir defa siyasete sokacağız. Türkiye'de yaşlı siyaset neslini emekli edeceğiz. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözüldü ama siyasette yaşa takılanlar sorunu hala çözülmüş değil. Siyasette yaşa takılanları da biz emekli edeceğiz. Yani insanlar 70 yaşında, 75-80 yaşında hala koltuktan, oturdukları koltuktan kalkmak istemiyorlar. İnsanlar çeyrek asırdır genel başkanlık yapıyorlar, cumhurbaşkanlığı yapıyorlar, belediye başkanlığı yapıyorlar. Efendime söyleyeyim, oda başkanlığı yapıyorlar ve hala yeni başladık diyorlar. Ya daha dur, ne ki daha? Yani bu ülkede gençler ne yapacak peki? Yani herkes oturduğu koltuğu işgal etmeye kalkarsa gençler nereden iş bulacak? Nereden siyasette kendisine yer bulacak? Onun için siyasette yaşa takılanlar sorununu inşallah çözeceğiz. Cumhuriyetimizi Mustafa Kemal Atatürk'ten teslim alan gençler inşallah bu ülkeye
olan inancını yeniden kazanacaktır ve biz bunu sağlayacağız. Başkanım peki Sinan Ateş cinayetiyle ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Hepimizin vicdanını kanatan, hepimizin adalet duygusunu yeniden sorgulamamıza sebep olan, hepimizin bir Türk milliyetçisi olarak neredeyse her gün içten ağlatan, ağlamamıza sebep olan bir menfur bir cinayettir. Sinan Ateş akademisyen kimliğiyle, İlk Ocakları Genel Başkanı kimliğiyle, yani bırakınız katledilmeyi, kurşun sıkmayı, tehdit dahi edilememesi gerekirken Ankara'nın göbeğinde polislerin eşliğinde getirilen iki tane torbacıya vurduruldu. Lanet olsun bu düzene. Ben bu düzene her gün lanet de ediyorum, böyle bir düzene, ve hala katili bulunabilmiş değil. Katili özel korumalarla kaçırıldığı iddia ediliyor. Sinan Ateş cinayetinde açık ve net söyleyeyim, devlet şeffaf bir şekilde bu soruşturmayı yürütmelidir. Birçok kuşku var, birçok soru işareti var, birçok adrese yönelik soru işareti var. Benim elimde bilgi ve belge yok, olsa savcılığa götürürdüm. Ama buradan ben herkese de çağrıda bulunuyorum. Elinde kimin bilgi belge varsa bu cinayetin aydınlatılması için derhal savcılığa vermesi ve bu cinayetin aydınlatılmasına katkıda bulunması lazım. Biz bunu gündemde tutmalıyız. Biz bunu gündemde tutmazsak bu soruşturmanın savcılarının değiştirilmesi, soruşturmaya müdahil olunma istekleri, soruşturmayı bir şekilde gündemden uzaklaştırıp kapatma yönünde davranışlara sebep olacaktır. O yüzden her fırsatta bunu gündeme getireceğiz. Rahmetli Sinan Ateş'in hem değerli eşine, hem annesine, hem de babasına ben söz verdim. Bu cinayetin aydınlatılması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Çok teşekkürler başkanım. Sinan Ateş'e rahmet olsun. Bir kez daha rahmet diliyoruz. Son olarak başkanım, videonun kapanışını da size yaptırmak istiyorum. Ülkemizin geleceği olan gençlerimize ne söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle çok keyifli bir sohbet oldu. Eminim ki bizi tanıyan, tanımayan insanlarımız için hem yeni bir takım şeyler ifade etmiş olduk, hem de tanımayanlara da buradan kendimizi anlatma fırsatı bulduk. O yüzden size çok teşekkür ediyorum. Doğrusunu isterseniz ben de merak ediyorum ve bir an önce yayınlanmasında bekliyorum. Burada gençlerin cumhuriyetimize, devletimize ve milletimize olan umudunu yitirmemesini, sizin de sorularınız arasında olan yurt dışına gitme mevzusunda, konusunda, evet gençler, dünyanın her yerine gidin, gezin, kısmen kalın, çalışın ama son tahlilde bu ülkeye dönün ve bilgi ve birikimlerinizi bu ülke için kullanın. Bizim çok nitelikli gençlerimizin, bilgi, birikim, donanımlı gençlerimizin gidip Amerikan şirketlerinde, Alman şirketlerinde veya başka yerlerde çalışmalarını, doğrusunu isterseniz istemem, Türk şirketlerinde çalışsınlar, devletimizin imkanları çerçevesinde çalışsınlar. Onun için de liyakati değerli arkadaşlar, bu ülkede hakim kılacağız. Hiçbirinizin bu ülkede torpil aramasına, siyasette dayı aramasına gerek kalmayacak. Bundan emin olun. Ve elbette ki biz siyaseti gönüllülerle ve gençlerle daha çok yapıyoruz. sinanogan.com sitesine girerek gönüllü hareketimize katılın. Beraber siyaset yapalım. Siyasette yaşa takılanları emekli edelim ve siz gençlerle gelin siyaset yapalım. Gençler beklenti içinde olan toplumsal kesimlerden sayılmazlar. Gençler daha idealisttirler, daha bu ülkenin geleceğine daha çok katkıda bulunacak insanlardır. Elbette yaş almışlarımızın da tecrübelerinden istifade edeceğiz. Ama ben gençlere güveniyorum, gençlerimize güveniyorum. Gençler bizim geleceğimizdir. Geleceğimize de elbette ki sahip çıkacağız. Bu videoyu izlerken değerli arkadaşlar, lütfen gönüllü olmayı da unutmayın. Bizi sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın. Ama böylesine önemli ve özel projeleri de takip etmeyi de unutmayın. Bu bir özel projedir bence. Çok güzel bir projedir. YouTube kanalı, yani çok YouTube kanalı var ama onların içerisinde bence çok kıymetli bir kanaldır. Ve kanalımıza da sahip çıkalım gençler. Ülkemizin geleceğine sahip çıktığımız gibi bu kanalımızı da daha çok izleyelim, izletelim. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Bizleri burada çok güzel ağırladınız. Ağzınıza sağlık. Çok verimli bir söyleşi oldu. İnşallah Cumhurbaşkanlığı adaylığınız sürecinde seçim çalışmalarına başladığınızda tekrar gelmek isteriz. Memnuniyetle. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.
Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.